Herkese merhabalar. Substrate öğrenmeye devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda daha önceki videomuzda açtığımız blockchain substrate arayüzünde ilave değişiklikler, ilave özellikler getirmeye anlatacağım. Yeni özellikler ekleyeceğiz ve bu videomuzda nickname dediğim bir olay ekleyeceğiz. Nasıl olduğunu beraber anlatacağız, beraber göreceğiz. Şimdi birinci konuda substrate'in kurulumu vardı ve kurulumdan sonra blockchain çalışıyordu, blok zincir işlemleri oluyordu ve arayüz kısmını da açmıştık, görmüştük. Şimdi burada ben açılmış hesaplara, her bir hesabın kendine özgü bir numarası var ki onu açınca tekrardan bakacağız. Bunlara bir nickname özelliği nasıl eklenir? Yani bir hesap numarasını direkt Alice ve Bob vardı mesela, hatırlarsanız. Alice'e özgü bir isimle nasıl çağırabiliriz veya farklı özellikler nasıl ekleyebiliriz, ona bakacağız. Şimdi tıklayalım, hemen beraber devam edelim. Şimdi burada 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm için bu nick paletinin eklenmesi için bakın burada ilk önce node template'inin hazır olması gerektiği söyleniyor. Ve bu aslında bir önceki konunun anlatılmış hali. Yani diyor ki bir önceki konuyu tamamlayın, öyle gelin. Ve onun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde bakın şimdi ben burada bu her bir konu için bir bölüm oluşturdum ben. Şöyle bir terminal ben açayım. Şurada command T ile bir tab açayım bu arada. Yeni bir tab olsun. Şöyle şuradan CD diyerek geri çıkayım arkadaşlar. Şimdi ben bölüm 2 diye bir kısım var ve burada bakın burada daha önceki bölümde olduğu üzere yine substrate node template ve substrate front end template olacak şekilde iki tane yapımız vardı. Ve tekrar etmek gerekirse burası backend dediğimiz arka plandaki kısımdı ve burası da görsel arayüzün tasarımının bulunduğu kısımdı. İkisi birbiriyle iletişim kurarak işlem devam ettiriyordu. Şimdi bizim burada bu nick özelliğini eklememiz için bakın burada projenin başlangıç kısmında diyor ki biz substrate node template'in içerisindeki cargo tom klasöründe dosyasında işlemler yapacağız. Küçük bir ilavemiz olacak ve serici içerisindeki libs ares Rust'la yazılmış library kütüphanesi içerisinde de birkaç ilave değişikliklerimizin olacağını özet olarak söylüyor. Yani sadece iki kısımda işlem yapacağız. Şimdi biz bu şey kısmında tekrar şuradan terminala geleyim. Bu substrate node template'i ben bir IDE ile açayım isterseniz arkadaşlar. Şöyle IntelliJ IDE ile açıyorum ben bunu. Ve burada yapılacak değişiklikleri beraber göreceğiz. Şimdi bakın ben burada open diyorum. Şöyle. Ve burada substrate project içerisinden bölüm 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Ve buradaki node template'i open ile açıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bunu da birazcık şöyle küçültelim. İkisini beraber göreceğiz bu arada arkadaşlar. Hem ona bakalım hem de node template'e bakalım. Bakın şimdi gelsin burada. Klasör yapısı da gelsin. Şimdi cargo tom var. Hemen şurası da gelsin. Bakın burada substrate node template'in içerisindeki runtime içerisinden. Bakın substrate'in içerisindeyiz. Şöyle. Şunun bir yapılanma işlemini birazcık bekleyelim. Bakın şöyle açtık. Burada runtime var. Ve runtime'ın bakın bir diyor ki kargo kısmında ilavelerimiz olacak. Onu getireceğiz. Ve bir de serici altındaki libares içerisinde işlemlerimizin olacağını burada söylüyor. Şimdi burada bakın burada balansız dediğimiz yani bizim aslında hesabımızdaki ücretlerle alakalı şeylerin bulunduğu bir örnekten devam ediyor. Ve bakın burada yapılandırma alanları bak runtime'ın içerisindeki kargonun içerisine gidiyorum ben. Şöyle geliyorum. Bakın şimdi bunun içerisini birazcık beraber yorumlayalım. Şöyle. Şimdi şöyle yukarıdan gelelim. Bakın package hakkında yani bu bizim kargo kısımları bizim aslında ilgili paket hakkında bilgilendirmelerin bulunduğu kısım ve ayrıca bu projede ilave kütüphaneler, ilave modüller ilave etmek istiyorsak onlar hakkında da detaylı bilgilerin olduğu böyle bir kısım. Şimdi bizim tabi substrate çok profesyonel bir proje olduğu için birden fazla çok detaylı ilave kütüphaneler var. Fakat kütüphaneler eklerken bakın bir dependency istediğimiz kısım var. Yani bağımlılıkların olduğu kısım. Şuraya gelin. Bakın burada şu ikisi zaten vardı. Hex, literal ve serde diye. Şimdi ilave dependencies bağımlılıkları eklemek için gelip burada eklememiz gereken kısımları ekliyoruz. Mesela bakın burada dependencies palet balansız diye bir kısım var. Bu mesela bu dependencies uzuyor alta doğru. Sadece konu daha kolay anlaşılsın diye bölüm bölüm yazılmış ve burada palet balansız kısmına gelelim şöyle. Şu mesela bakın şu
Palette Balances ve Default Features False versiyonu 2.0.1. Şimdi burada 2.0.0 yazmış. Şimdi kodun bazı kısımlar 2.0.0, bazı kısımlar 2.0.1 gibi şeyler var. Fakat ben projeyi 2.0.1 ile yaptığım için bunu hep 2.0.1 olarak devam ettim. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve mesela burada bakın, bu bağımlılıklarda burada bunun varsayılan özelliklerini false almış. Demek ki ilave özellikler gelecek ve versiyonda 2.0.1 olarak bunu bu şekilde ekliyoruz. Ayrıca bakın burada bununla alakalı yaptığımız işlemlerin bir de alt kısmında şurada default kısmına gelelim bir. Bakın şimdi bunun varsayılan olarak burada şöyle bir ifade var. Yani diyor ki bu proje varsayılan olarak STD'yi kullanır. Default olarak. Şimdi bakın burada onu yapılandırma kısmında da tekrar vurgularım ama ve bu standardın içerisinde de bakın STD'yi kullanır. STD'nin içerisinde de bakın burada Palette Nix'i mesela birazdan ekleyeceğiz. Ve burada bakın Palette Balance'ı STD var. Onu da görelim. Bakın bu yani varsayılan olarak yukarıda eklediğim kütüphane vardı ya bizim, şu yukarıda eklediğimiz şurası. Şu dependency'si. Bunların hangileri varsayılan olarak kullanılacak, hangileri ileri özelliklerde kullanılacak? Bunun bu şekilde bir de detaylı ayrımını yapıyoruz burada projenin içerisinde. Ve burada şöyle bir ifadeyi yine burada şey yapıyor. Diyor ki mesela bakın şu STD kısmında diyor ki bu proje default olarak varsayılan olarak STD'yi kullanır ve STD de proje çalıştırırken kodek STD, serde şu bütün alttaki tüm ilave kütüphanelerin hepsini getirir. Ve şimdi biz burada dependencies'leri yukarıda eklediğimizden dolayı burada şunların bu STD'nin içerisinde de ona ait bilgileri de getirip buraya ekliyoruz. Mesela bakın palette biraz önce palette balance'a bakmıştık şurada. Ve bu dependencies'in ayrıca STD içinde de gidip burada palette balances bakın gördüğünüz gibi STD olacak şekilde bunu da burada ayrıca ekliyoruz ve STD bakın bunların hepsinin uzantısında bazılarında yok ama STD olarak devam ediyor. Bu şekilde standart olarak varsayılan olarak da bunların geleceğini burada söylüyoruz. Şimdi bir de şunu görelim. Bakın bunları burada tanımladık. Şurada projenin içerisinde arkadaşlar şurayı bir genişletelim. Şöyle bir de açayım pardon. Şimdi runtime sadece dibin içerisine gidiyoruz. Yani biraz önce bakın burada kargoya baktık. Şimdi library'e gidiyoruz. Bakın library'nin en başına gidelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın configuration attribute. Bakın burada feature STD. Bakın not olarak şu şekilde tanım var. Ve no STD diye bakın ayrımlar var. Yani projemizin içerisinde bazıları standart olarak çağırılıyor. Bazıları standart özgü durumlarda çağırılıyor. Böyle alt kırılımları var. Bizim projenin ilerleme kısmında bu şekilde işlemlerimiz var bizim arkadaşlar. Şimdi bizim şu an biz nick paletini ekleyeceğiz. Bu nick bir hesaba bir nick özelliği ekleme ile alakalı. Yani hesabı direkt hesap ID'siyle değil de bir isimle çağırma özelliği katma amacı sağlıyor bu. Şimdi bakın importing nick palette create. Şimdi bunu bakın dependencies'lere şu şekilde bunu eklememiz gerekiyor. Palette nick diye. Şimdi biz bunu yine runtime'ın içerisinden kargoyu tıklıyoruz ve geliyoruz. Bakın şu yukarıda bütün dependencies'lerin içine gidiyoruz. Bakın dependencies'in alt kırımlar da var. Dependencies, dependencies codec gibi geliyor ve biz burada bakın palette nick'i ben burada en baş eklemişim. Ve versiyon olarak da burada 2.0.0 demiş. Ben 2.0.1 olarak bunu burada yazdım arkadaşlar. Çünkü ben projenin diğer kısımlarda hep 2.0.1 olarak devam ettiğimden dolayı. Tamam palette nick dedim ve default varsayılında bunu burada aynen ekledim. Şimdi bakın bunu ayrıca varsayılan olarak da bunun geleceğini belirlemek için yine STD'nin altında bakın bu palette nick'i ekledikten sonra geliyorum STD'nin standart library'de default demiştik ya onun altında da yine bu palette nick'i geliyorum burada alfabetik olduğu haliyle şöyle yaptım. Şuraya manuel biz ekliyoruz. Palette nick STD. Neyin? STD'nin altına. Bakın bunları bu şekilde ekliyoruz. Ve bu ekleme işleminden sonra şunu check edin diyor. Cargo check p not bu şekilde check edin diyor. Şimdi bakın burada şöyle kar yazıyorum gelmiyor. Neden? Çünkü ben Rust'ı varsayılan olarak en başta şey yapmadım ben. Varsayılan olarak Rust çalışabilir haliyle tanımlamadım. Peki nasıl yapacağım o zaman? Source diyorum arkadaşlar burada. Source şöyle tilde işareti yani ana dizine git. Şöyle nokta kargo env diyerek şu an bu kargo komutunun çağırmasını ihtimal veriyorum. Burada bakın kargo bakın artık geldi. Check şöyle check
eksi p yani kontrol mekanizmasını çalıştırıyorum. Not, bakın not tire template, pardon, template tire runtime. Bu şekilde run ediyoruz arkadaşlar. Ve compile işleminin başlamasını sağlıyoruz. Yani şu an yaptığım bu ilave standart kütüphaneler ve yukarıdaki şeyler eklenmesinin herhangi bir kodda bir hata döndürüyor mu döndürmüyor mu test için bunda burada ayrıca test yapıyoruz. Yaptığımız kütüphanelerde bu not template, bizim açtığımız template'te bunu runtime'ındaki ifadesinin kontrolünü biz burada bu şekilde check ediyoruz. Şimdi bunun şey yapını bekleyeceğiz birazcık. Biz hemen bir sonraki aşamaya gidelim. Şimdi burada bir de tabi yaptığımız, şu an ne yaptığımız sadece ve sadece nick'i biz std olarak kısmını eklemek ve yukarıda dependencies kısmı eklemek. Kod kısmında bir şeyler yapacak mıyız? Şimdi bakın burada şöyle diyor ki paletlerin içerisinden template serice lips, bak bu yani palet yapılandırmazsa bu şekilde varsayılan ayarlar var. Ve bizim bir burada herhangi bir nick ilavesi için şu şekilde ilave konfigürasyon ayarları geliyor. Fakat biz projemizde runtime serice lips ares içerisinde, şöyle lips ares içerisinde bakın şöyle şunları ilave olarak getirmemiz gerekiyor. Bakın şöyle code also bir annotated additions comment will be anlamanız için şunlar ilave olarak geliyor diyor. Şu kısım bakın burada da iki kısım var, onu da söyleyeyim size. Bir parametre types yani altta kullandığımız parametreler için veri tiplerinin ve boyutlarının, mesela max logs yani boyutların ne kadar olacağı kısımlar var. Bunlar boyut bilgileri, tip bilgileri. Bir de altta yine trait olarak, yapısal olarak konfigürasyonda girmemiz gereken ilave özellikler var. Bakın burada biraz önceki konfigürasyonumuzun zaten hatasız bir şekilde eklendiğini biz burada gördük. Tamam, güzel. Şimdi bu bizim şu kısım, özellikle şu max log'u ben kopyalayayım. Şunu ben bu projede şu an lib arayasının içerisinde command f v diye şöyle arıyorum. Max logs, evet bu yukarıdaki şu kısmı gördük ve palet balansız bu kısım. Burayı olduğu gibi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şu başlıklara sadık kalmak haliyle birebir aynısını buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın yaptığım şey aynen. Şöyle geleyim ben. Evet. Şöyle. Parameter types, onu görelim hemen. Bakın bak bu şu kısım aynı, şu kısım aynı. Birebir aynı. Şurada implemented palette balances trait for runtime kısmında. Palette for runtime, evet. Şu kısım. Şimdi buradaki şu alttaki ifadeler, bakın wait info event event, alttaki ifadeler event event birebir aynısı. Burada şu aralardaki açıklamalar ben silmişim. Aslında buradaki bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ifadeyi birebir copy paste yaparak buraya eklemişim ben. Tamam, bu palet eklenme özelliği için, balansta bunu eklenme özelliği için. Tamam, devam ediyoruz. Bakın burada bir de şöyle bakın add following code to runtime içerisinde yine parameter types, şöyle yine geliyoruz burada. Şunu bulacağız yine. Şöyle bir bulayım. Command C. Aslında bu da büyük ihtimal hemen altta mı, bitişik miydi? Evet, burası hemen alta geldi. Hemen şuraya da bir küçültelim. Şöyle şurası alan açılsın. Bakın parameter types nick bilgisi size birebir aynısı ve şurası da birebir aynen olacak şekilde şöyle açıklamalarıyla beraber şuraya geldi. Şunu söyleyeyim. Varsayılan olarak şu üst kısım şurası birebir aynen olabilir. Aynısı zaten orijinal kodda olabilir. Bu projeyi geliştirenler ayrıca aralara ilave açıklamalar eklemişlerdir. Bu büyük ihtimal burası böyle. Copy paste ben bunu bir şekilde yapsaydım şey olurdu. Burası zaten vardı ki burada açıklama o şekilde herhalde. Evet. Biz sadece ve sadece şu alttaki şu kısmı edittik, ekledik. Alttaki şu kısmı şöyle devam edelim. Bakın aynen max length ve burası birebir ekledik. Şimdi ayrıca bakın edit next to the bak construct runtime makrosunu ekleyin. Ben bunu da lips'in içerisinde bakın construct runtime'a bulayım ben hemen. Command C command FV diyeyim. Bakın burada şöyle ki diyor ki şunu ekleyeceksiniz. Next palette next, bulalım onu da. Bakın şuraya eklemişim ben araya.
ve module call storage event olarak şekilde bunu buraya copy paste yapıştırmışım. Tamam, şimdi bakın ne yaptık. Biz bu palet için böyle bir modül, bunun detayı da var, özellikler de var. Bu şekilde biz konuşturarak projemize ekledik. Şimdi tamam, güzel, bu şekilde devam ediyorum ben. Şimdi evet, bu işlemler tamamlandıktan sonra, yani biz ne yaptık? İki tane şey ekledik. Özet olarak şunu ben tam ekran yapayım. Şuraya bir gelelim. Bizim yaptığımız şey kargo toml kısmında, bakın şurada sadece ve sadece şurada dependencies kısmında palet nix'i ekledim. Bir, bakın tüm özeti söylüyorum. İki, altta setedenin altında şurada palet nix setede'yi ekledim. Bakın iki şey. Ve yine geldim library'nin içerisinde şurada yaptığım şey, burada şu kısmı ekledik. Parameter types nix result fee min nix length, yani burada 8 ile 32 uzunluğunda, karakter uzunluğunda bir nick eklenmesini sağlayacak şekilde bu U size boyutu, 8 bit herhalde burası, bit olacak şekilde bir boyut ile 8 ile 32 bit arasında bir nick'in boyutu hakkında veri alacak şekilde ve burada şuradaki bilgileri ekleyerek bizim bu şeyde, çalışma ortamında bunu sağladık ve ayrıca construct runtime'ın içerisinde de şu nix palet nix'i ekledim. Şu an bunları command C ile save ettim, yani tüm değişiklikleri kaydettim arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle ki, ben şunu bir simge durumuna indiriyorum. Şu terminale bir geliyorum arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Şimdi bakın burada hemen buraya geliyor, diyor ki şu komutu çağırın. Cargo build release. Bakın ben bunu biraz önce çalıştırdım. 9 dakika sürdüğü için ben bunu tekrar yapmayacağım. Arka planda. Siz de şuralarda bazı şeyler bahsederken, arka planda bu sizle konuşurken çalışıyordum. Daha sonra bakın şunu çağırın diyor. Nerede çağırıyoruz onu da söyleyeyim. Şimdi biz yine subset node'un içerisindeyiz, onu da göstereyim. Şu cargo build'i de bakın ben bölüm 2'de subset node template'in içerisinde cargo build release dedim. Şimdi yine aynı yerin içerisindeyken target release, bakın şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Şöyle yapıştırıyorum ve enter diyorum. Ve şu an yine bizim web yayını arka planda, backend'de başladı. Node yayını. Şimdi ben şuradayken command T ile yeni bir tab açıyorum. CD geri çıkıyorum. Ve şurada CD substrate frontend template kısmında yarn start diyorum arkadaşlar. Bu haliyle şu an yayının açılmasını bekliyorum. Şunu ben şöyle ayırayım. Çünkü bir taraftan da eğitim dokümantasyonuna bakacağız. Heh. Şurada dursun arkadaşlar. Gelmesini bekliyorum. Ve bakın burada gelsin bir. Şu terminali de açalım ki yükleme terminali, bakın şöyle serverla henüz, evet, yavaş yavaş gelecek. Evet. Bakın. Şimdi bizim burada daha önceki videoda ne değişti? Şuralarda ilave özellikler geldi aslında arkadaşlar. Şimdi bakın burada ben şurada existing kısmından, bakın burada tıklıyorum. Bakın burada başka başka özellikler vardı. Artık nix geldi. Bizim eklediğimiz kısım paletlere, şuradaki paletlere şu şekilde açılır paletlerde. Bakın diğer kısımlar vardı. Nix diye bir özellik geldi. Ve şurada bakın yeni bir özellik geldi. Set name. Yani bir nick'e isim set edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz Alice'deyiz arkadaşlar. Alice'in hesap numarası ne? Şu. Bakın şöyle. Zaten Alice'de olduğumuzdan dolayı şu an biz neredeyiz? Bakın Alice'deyiz. Alice'in içerisindeyiz. Ve buna da bakın ben burada şuraya set name olarak, bakın burada subset dev rus diye. Mesela bunun için mesela bu kullanıcıya nick tanımı yapıldı. Mesela veya işte burada şöyle yapalım. Bakın bunu bir şey yapalım. Bakın nix hangisi için? Şu an biz Alice hesabındayken bunu yaptık. Bakın buna bir set name yaptık. Ve bunun için arkadaşlar geliyoruz. Bakın burada sign'ı tıklıyoruz. Ve burada bakın geliyoruz burada. Şunu söyleyeyim. Bakın şöyle ki query içerisinden
Çok mu uzun oldu? Bunu birazcık... Ha yok, tamam, güzel güzel. Finalize block hash şu şekilde bir değer döndürdü. Tamam. Şunu birazcık daha acaba şöyle nick tanimi yapildi gibi bir ifade döndürelim arkadaşlar. Mesela bunu signet bir daha diyorum. İşlem oluyor. Bakın evet. Şimdi bakın bu oldu. Biraz önceki herhalde uzun olduğu için kabul etmedim. Şimdi bakın burada ne diyor? Bakın some balance was reserved. Bakın birazcık balance veya şu 100 birimlik bir parası gitti. Bizim Alice'in arkadaşlar. Yaptığımız bu işlemden dolayı. Tabi buradaki büyük bir tutar olduğu için küsürleri şu an şey yapamadık. Ve burada yaptığımız bu işleme göre artık bunun için şöyle bir işlem döndürdü. Özellikle şuradaki bir ifadeyi görmek istiyorum. Evet bakın şu 5KRVW. Şimdi onu da bakalım. Bakın 5KRVW. Bakın Alice'in hesabından, tamam mı? Alice için balans rezerv edildi ve burada 100 birimlik bir ödeme gitti. Ve bakın rezerv edildi. Şöyle geliyoruz. Bu tabi bir öncekiydi, tamam. Şu an aslında nickname set edildi. Bakın burada görüyoruz. Şu kişi için nickname set edildi. Hatta şuraya da gelin, bakın burada da şöyle ifade, bakın aldı. Some balance reserve edildi. Evet, nick name changed. Bakın burada change edildi. Bizim burada set edildi. İlk kez girdik. Tamam. Bakın name set ifadesi oldu. Peki burada bir tane ben değişiklik yapayım. Şuna bir 2 yazayım mesela. Bakın bir ne değişecek. Signed diyorum arkadaşlar. Bu arada paralar da gidiyor, onu da bilelim. Bakın change edildi diyor artık. Bir an önce set edilmişti nickname için. Şimdi change edildi. Nick tanımı buradaki ilgili kişi için. Bakın bir set, buna bir nick atadık. Tabi böyle bir isim ataması yapılmaz. Alice için mesela, tabi Alice de çok kısa. Burada işte kullanıcıyı açıklandırıcı bir nick ataması yapılır. Şimdi bakın burada palete biz özellik ekledik. Bu şu an bizim uğraştığımız, anlatmaya çalıştığımız şey bir taraftan da bu. Var olan bir projeye yeni yeni özellikler nasıl eklenir? Biz mesela nick eklemiştik burada. Bu şekilde şey yaptık. Peki burada şunu bir döndürelim arkadaşlar. Şimdi bunun için biz nick tanımlaması yaptık değil mi? Query kısmına gidelim. Ve buradan geliyorum, bakın burada nicklere gidelim arkadaşlar. Bakın şöyle name of diyelim. Bakın burada account ID için geliyorum. Alice alıyorum arkadaşlar. Ve şurada command V ile account ID'sini giriyorum. Ve bakın burada hashlenmiş haliyle o bizim nickimize ait bilgi geliyor ve burada 100 birimde bir para gittiğini bize özetliyor. Peki burada şöyle hiçbir nickname açmadığımız Dave'i açayım mesela arkadaşlar. Alıyorum burada. Geliyorum şuraya. Şöyle yapıştırıyorum. Bakın döndürüyorum. Burada bir döndürür yapsın. Bakın lan yok diyor böyle bir şey. Şimdi bunu da özellik olarak yani palette şey yaptığımızı sorgulattık. Peki burada ayrıca ilave özellikler de var. Yani detayda bu sudo özelliği de var. Özet olarak biz burada ne öğrendik bu projede? Bunun detayına yine bakarız. Şu an var olan bir projede kullanıcılara nick eklemesi için bizim şuradaki açayım runtime kısmında, kargo kısmında palet nick eklenmesini, bakın palet orası açılan bir şey, palet gibi düşünün, oraya bu şekilde bir özellik nasıl eklenir ve bunun standart olduğunu, yani varsayılanda bulunduğunu nasıl gözlemledik. Ayrıca burada yine library içerisinde construct runtime'ın içerisinde şuradaki nicks palet nicks'i şunu bu şekilde eklemeyi, bu bir detay aslında. Tabi burada bu kadar sürelik bir videoyla tabi çoğu şeyi anlatamadık. Ve yukarıda ayrıca yine ilave olarak şu kısmı eklemiştik. Parameter types nickler için boyut bilgisinin ve bunu runtime'da alıp buna ekleme özelliği için yine bazı özellikleri, ilave özellikleri nasıl eklediğimizi gördük. Ve bunun sonucunda da burada web'e tekrardan geri dönüyorum. Bakın burada bir kişiye nick eklenebilme özelliğini, hatta burada şöyle söyleyeyim. Şuradan hesabı değiştirip istediğimiz herhangi bir Bob'a mesela, Bob için de gelip burada yine şurada extract kısmında yine aynı mantıkla şuradan set name ile Bob hesap bilgisi diyelim mesela ve burada signet ile, bakın şu an devam etmesi bekliyorum. Bakın burada set name artık bunun için
oldu ve balanstan bakın burada 5F ile bahsettiğimiz, yani aslında Bob oluyor bu. 5F ile başlayan kişiye aslında bir set name edildi. Event olarak bunu burada olay kayıtlarında gördük. Hatta şuraya yine 2 diyerek bunun setten ayrı bir de gelmesini bekleyelim şimdi. Bakın name changed bilgisini aldık. Hatta şöyle söyleyeyim. Query kısmında yine bunu sorgularsak aslında şöyle name of diyerek yine bu bilgisini alalım buradan. Bakın şu hesabın aslında bir şöyle döndürelim. Yüz döndürmesi gerekiyordu. Bakın yani bunun aslında bir nickinin olduğu şu şekilde hashlendiğini görüyoruz. Ve bu ücreti burada görüyoruz. Hatta yine olmayan Ferdi diye bir kişiyi mesela burada alalım. Şurada bunu Command V ile yapıştırıp ve bunun da none döndüğünü görelim. Bir de şu nickname içerisinden şöyle olmayan bir kişi için bakın nick'in, tamam mı, kill name bakın ve target hangisi. Şimdi biz Bob için nick'i almıştık değil mi? Bunu kopyalıyorum, bakın geliyorum buraya, kill name özelliğini çağırarak burada sign it diyorum, bakalım ne döndürecek. Bakın name change, evet burada dispatch, bunu sudo ile deneyelim bir de. Bir daha deneyelim. Bad origin diye döndürdü burada. Şöyle ki dispatch result zaten palette instructor'dan bunu da bu şekilde de döndürebileceğini göreceğiz. Bir de evet finalize block, bakın burada hash olarak bunu bu şekilde yaptı. Şimdi burada şeyin farkını göstermek istiyorum ben. Nicklerimde hiç olmayan bir nick. Mesela Evi alıyorum ben burada. Şuradan kopyaladım. Bakın nick kill name kısmında şuraya command V ile yapıştırıyorum. Bakın bizim var olan Bob için kill name'i çağırdık. Şunu döndürdü. Dispatch error bad origin. Peki hiç hesap olmayan için kill name'i çağırsak ne olacak arkadaşlar? Şöyle sign it yapayım. Current transaction in block bloke edildiği gibi bir şey mi döndürüyordu? Bakın onu da bir hatasını ben şey yapayım. Sudo şurada bunu acaba şeyde de onu görelim bir de. Set name kısmında şunu çağırdık mı? Kill kısmını böyle bir birazcık hızlı geçeyim. Yani set ettiğimiz şeyleri kill etme kısmı da var burada. Burada birazcık detayı ben herhalde kaçırdım. Çünkü you should confirm that Alice can use a sudo button to invoke the kill name. Bunun için herhalde sudo butonunu ayarlamamız gerektiğini söylüyor. Ve burada clear name de var mesela. Bakın bunu da bir şey yapmak istiyorum. Nix clear name. Sign it diyelim mesela. Olay ne döndürecek? Bakın. Nix name cleared. Bakın burada. Ve yine şey gitti. 100 birim gitti. Hangisinde gitti? Bob'dayken. Bakın Bob'un şeyi döndü. Peki bu haliyle bakın Bob'dayken gitti. Query deyip burada nix deyip name of deyip Bob'u bir daha sorgulayalım burada. Alıyorum burada. Şuraya yapıştırıyorum. Bakın lan döndürdü. Tamam. Şimdi nickleri set ettiğimiz gibi burada clear özelliğiyle arkadaşlar ilgili nick'i de clear edebiliyoruz. Kill name'den ziyade clear'i burada test ettik. Ve bu şekilde hatta bakın Bob'u temiz ettiğimiz halde şimdi ben query'den Alice'in bilgisini silmediğimiz için şuradan pardon şuradan nix'ten name of'tan Alice'in bilgisinin halen de 100 birimde hashlendiğini göreceğiz. Ve buradan hatta Bob'u bir daha görelim. Bob'un artık şöyle kopyalayayım bunu. Bob'u sildiğimizden dolayı ki biraz önce görmüştük şöyle çalıştırayım, nan döndürecek. Nicklere, ilgili kişilere nick eklenmesini ve nick'in clear etmesini burada gördük. Extend kısmıyla oluşturuyoruz nickleri. Bakın burada set name, clear name bunlar var. Burada işlemler yapıyoruz ve query'de de bu sorgulama işlemlerinin sonucunu görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.